biraz daha ekonomi diyelim. Türkiye İstatistik Kurumu diyeceğim yine. Hiç hoşlanmadığınızın farkındayım ama TÜİK verilerini baz almak durumundayız. Haziran ayında en çok kazandıran yatırım aracının mevduat faizi olduğu açıklandı. Bilirsiniz ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan NAS'la ilgili çokça açıklama yapmıştı ve faizin haram olduğuna dair topluma bir açıklamalarla gündemdeydi bir dönem. Ama Türkiye'nin gelmiş olduğu noktada artık faiz konusunda ciddi anlamda parası olana kazanç olarak geri döndüğünü gözlemleyebiliyoruz. Bu ekonomi politikaları ile ilgili bir durum elbette ki ama bakın ne kadar faiz getirisi olmuş. Bankaya para yatıranın parasına para katıyor. Borcu olan da zaten yükseliyor borcu. Borçlu musunuz, alacaklı mısınız? Buna göre faizin sizin için anlamı değişiyor. Eğer ki borçluysanız faiz sizin için korkunç bir şey, gelirinizi sürekli eriten bir şey. Ama alacaklıysanız aslında reel getirinizi, reel gelirinizi arttıran bir şey. Ne döviz, ne altın, ne borsa. TÜİK'e göre Haziran ayında en çok kazandıran yatırım aracı mevduat faizi oldu. Zengin servetine servet katarken paraya ihtiyacı olan dar gelirlinin de borcu arttı. Vallahi Allah yardımcı olsun onlara. Biz iyi değil yani. Faizin ödemeleri çok yüksek yani. Nasıl ödüyorlar, nasıl şey yapıyorlar, çıkıyorlar bilmiyorum. 1 milyon liralık borcunuz varsa ve bu borç ihtiyaç kredisi, kredili mevduat hesabı ve bireysel kredi kartlarından oluşan bir borçsa, bu 1 milyon liraya bir yılda işleyecek faiz 740 bin lira. Para parayı çekiyor ama bizim için değil o. 1 milyon lira parası vardır kişinin, bankaya yatırmıştır. Bugün 1 milyon lira olan parası bir yıl sonra 1 milyon 590 bin liraya çıkıyor. Peki o 590 bin lira nerede oluştu? Borcu olan kişilerin ödediği faizden alacaklı kişilere ödeniyor. Dolayısıyla o 740 bin lira ödeyen kişi aslında 590 binini mevduat sahibine ödemiş oluyor. Emekliden, işçiden bir kesiyorlar, zengine veriyorlar. Herkesin cebi doluyor, olan bizler emekli oluyor. 70 bin TL ihtiyacım vardı. Bir komşudan isteyemem, vermez çünkü. Gittim bankadan aldım. 70 bin liralık ihtiyaç kredisinin geri ödemesi 100 bin liranın üstünde. Dar gelirli temel ihtiyaçları ya da çocuğunun eğitimi için yüksek faizle kredi çekmek zorunda kalıyor. Laptop aldı okul için, üniversite için vesaire. Onların borcu. Onları almak için kredi mi çektiniz? Evet, maalesef. Burada sabit ücretli vatandaşların 40 bin, 50 bin, 100 bin gibi tutarlarla, çok yüksek tutarlar değil bunlar, aslında bir gelir sıkışıklığı üzerine bankaya koşturmasıyla beraber ortaya çıkmış bir borç bu. Fakat ticari krediyi çeken kişi patron. Yani o daha düşük bir faiz oranına katlanıyor. Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Aydan aya düşürülmüştü faiz. Yeni ekonomi yönetimiyle yeniden yükseldi. Merkez Bankası en son Mart ayında %50'ye çıkardı. 4 aydır aynı seviyede. Yatırımını mevduat faizine yapan Haziran ayında diğer yatırım araçlarına göre karlı çıktı. Enflasyonsa hala faizin çok üstünde. Yani aslında herkes hayat pahalılığına yenik düşüyor. Parası olmayan daha da yeniliyor. Büyük balık her şeyi yiyor. Küçük balığı yiyor. Daha da büyüyor. Küçük balık da yok oluyor maalesef. Balık kim burada? Biz vatandaş, maaşla geçinenler, kıt kanaat geçinenler, faiz hayatında görmemiş insanlar. Büyük balık kim? Büyük balık, büyük parası olanlar.